Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima sadakallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala rasulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii zunubina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ol menba-i bağ-ı belagat, ol mahzan-ı fazl-ı saadat, ol andelib-i gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemize sıhhat, afiyet nasip eylesin. Dertli kullarına devalar, boşlu kullarına edalar, hasta kullarına şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize birlik, dirlik, güç, kuvvet nasip eylesin. Kafire, zalime, münafığa, kötü kimselere fırsat vermesin. Sahih-i Buhari'de muhtasarda 133. hadise gelmiş idik. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Enes bin Malik radıyallahu anh peygamberimizden rivayet ettiler. Kale, dedi ki Enes Hazretleri, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاتُ الْأَصْحِ Peygamberimizi gördüm. Namaz vakti de yaklaşmıştı. فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا İnsanlar abdest almak için su aradılar ama abdest alacak su bulamadılar. فَاُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir su kabı getirildi. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْاِنَا Peygamberimiz elini bu suya soktu. Kabın içine soktu. وَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَطَّعُوا مِنْهُ İnsanlara emretti, abdestinizi alın dedi. Kale, Enes radıyallahu anh buyurdu ki, فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَسَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّعُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ Peygamberimizin parmağından suyun kaynadığını gördüm. Son adam abdest alıncaya kadar o kabın içine Peygamberimizin parmaklarından su attı. Aynı bir çeşme musluğundan su akar gibi Peygamberimizin parmağından su akmış. 70-80 kişi olduğu rivayet ediliyor. Herkes oradan gelmiş. Peygamberimizin önündeki kaptan abdestini almışlar. Bu Allah'ın Peygamberimize verdiği bir mucize. Şunu da gösteriyor ki bugün kuraklık olacak, şu olacak, bu olacak, gıdalar azalacak, falan olacak, birçok su var mıdır ya içeride? Su almayı unutmuşuz buraya. Allah sebepsiz halk ediyor yani. İcabında sebepsiz kıtlık olduğu zaman Allah kıtlığı giderecek bir şey yaratıver. Dünyada bir döngü var ama biz adam olursak, biz kendimize gelirsek, biz Allah'a kulluk edersek Allah bu döngüyü kendi içinde tersine çevirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyunuz yoksa gidin abdest alma imkanınız olmadığı için teyemmüm alın diyebilirdi. Ama bir kap suyun içine elini soktu, o parmaktan çeşme gibi su, herkes en son adam abdest alıncaya kadar akmaya devam etti.
Ya Rabbi, peygamberimize komşu olmayı nasip et. Yine Enes radıyallahu anh rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ اَوَّلَ مَنْ اَخَزَ مِنْ شَارِهِ Ebu Talha Hazretleri sahabeden Peygamberimiz tıraş olmuş. Tıraş olduğu zaman o kesilen saçlarını sahabe toplamış. Ama en önce toplayan Ebu Talha'ymış. Onu toplamış ve saklamış. Peygamberimizin bir parçasıdır diye tebrik etmek için. Yine Peygamberimizin emriyle hanımı Ümmü Süleym'e onu vermiş, saçları saklatmış. Sahabe-i kiram Peygamberimizin kıymetini biliyorlardı. Bugün bir sakalı şerif, kandil günlerinde, bugün de Berat Kandili, Allah affedilen kullardan olmak nasip eylesin. Güzel ibadetler yapmak nasip eylesin. Bir sakal-ı şerif geliyor camilere. Bazıları onu görmek için çok hevesli olmuyor. Ne olacak ki diyor, bedendeki bir kıl. Peygamber değil ki. Ama onun bir parçası ya. Sevdiğin bir insanın bir hatırasını görmek sana zevk vermez mi? O sana sevap kazandırdı, kazandırmadı, ona bakmayacağız. Senin sevdiğin, sana sevgili olandan bir parça var, ondan zevk al. Sevap ikinci konudur. Sevap almak için değil. Sevdiğinden bir parçayı görmek sana zevk vermesi gerekir. Resulullah'ı seviyorsan, ondan bir parça, bir hırka bile olsa, değil mi? Şimdi İstanbul'da Hırka-i Şerif Camii var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını kendisinin aşkıyla yanan Veysel Karani Hazretlerine göndermiş. Hırkasını Hazreti Ömer radıyallahu anh gitmiş, bizzat kendisi teslim etmiş. Peygamberimizin vasiyetiyle. Selamını iletmiş. Şimdi onun Peygamberimize olan aşkından, sevgisinden Peygamberimizi de görememiş yani. Ama o sevgisini, o aşkını teskin etmek, onda biraz huzur bulmak için Peygamberimizin hırkasıyla yetinmiş. Ona bakmış, onu koklamış. Ya benim çok sevdiğim, aşkından deliye döndüğüm, Efendimiz'den bana bir hatıra diye onu nesilden nesile onun evlatları taşımışlar. Şimdi yine onun soyundan geldiğini söyleyen insanlar böyledir. İstanbul'da Hırka-i Şerif Camii'nde o hırkayı her sene Ramazan-ı Şerif'te Müslümanların ziyaretine açıyorlar. Peygamberimizin hatırası bizim için mübarektir. Saçının bir teli, sakalının bir teli, hırkası. Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye giden insanlar, gezip dolaştığı yerler, hicret ederken saklandığı mağara, ayetlerin geldiği Nur Dağı'ndaki mağara. Buralar hep Peygamberimizin hatırası olduğu için oralarda dolaşmak, oralarda Peygamberimizi yad etmek bize zevk veren bir şeydir. Sahabe-i kiram da Resulullah'a olan muhabbetinden onun saçını bir hatıra olarak saklamıştır. Allah. Yani peygamberler de ölümlüdür yani. Bir gün ölecek, aramızdan ayrılacak. O zaman bende bir hatırası kalsın demişler. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا شَرِبَ
الكلب في إناء أحدكم فليصله سبعا buyurdu ki Efendimiz. Köpek bir kaptan içtiği zaman, sizin bir kabınızdan içtiği zaman veyahut da birinizin kabından içtiği zaman onu 7 kere yıkasın. Onu 7 kere yıkadığın zaman temiz olur. Neticede köpeğin salyası, ağzının suyu pistir, necistir. Hatta Şafiilere göre köpeğin derisi kuru olsa bile pistir. Hanefilerde köpek sana sürtünse, ağzıyla sürtünmediği müddetçe sırtına değsen sana bir şey olmaz, ama Şafiilerin o necis olur yani sürtündüğünüz. İmam Malik Hazretlerine göre de temizdir. Her mezhep farklı bir şey koymuş, ama bir kabından su içtiği zaman 7 kere yıka. 7 kere yıkayınca o temiz oluyor. Abdullah bin Ömer Hazretleri rivayet etti. Kale diyor ki: "Kânetil kilâbu tukubbilu ve tudbiru fil mescid fi zaman Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem felem yekûnû yarşûne şey'en min zâlike." Mescid-i Nebevi'nin diyor etrafında köpekler dolaşırdı. Giderdi, gelirdi. Onlar dolaştı diye Peygamberimiz oraları yıkatmazdı. Yani o gelip geçti diye de yolları yıkamanın manası yok. Köpekler su, kaptan su içer, bu kapları pisletiyor diye köpekleri kovmanın, köpekleri işte öldürmenin de manası yok. Bugün biz köpeklerin çok olmasından niçin muzdaribiz? Ya çoluk çocuğumuzu yiyor. Kadınlara saldırıyor. O kadar çoğalıyor. Yani tabii değil. Ama köpek insanın hizmetkarıdır. Sokakta olur. Hayvanlarının başında olur. Şu olur. Ama şimdi öyle acayip köpek çeşitleri var ki sokakta kendi başına olsa o yolda yürüyemez. Onun için bu köpek meselesini devlet halletmesi lazım. Bu kadar sokaklarda köpek insan için hayırlı değil. Azaltılacak. Köpeği seven adam varsa gülü seven dikenine katlanır. Köpeği alacak, tasmasını takacak, bahçesinde bakacak, kendisi gezdirecek. Sokaklarda köpeğin bir manası yok. Yani bir mahallede 3-5 tane olur. Senin sokağa haftada bir kere idare edersin. Ama şimdi her sokakta 5-10 tane köpek. Bir araya geldiler mi 25-30 tane olur. Allah muhafaza. Bir adam düşse yerler parçalanır. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "La yazalul abdu fi salatin ma dama fil mescidi yentezuru salata ma lem yuhdis." Camiye geldim. Bugün kandil için de geleceğiz. Bak sohbet için de kendiniz. Bir adam mescitte beklediği müddetçe namazı bekliyor. Sohbet dinliyor. Tesbih çekiyor. Ondan sonra Kur'an okuyor. Camide namaz vaktini bekliyor. Bu adam abdesti bozulmadığı müddetçe caminin adabına ters, burada gıybet etmek gibi, boş boş konuşmak gibi işler yapmadığı müddetçe mescitte oturması namaz kılması gibidir sevap bakımından. Namazda sayılır. Şurada bir saat otursan, bir saatte kaç rekat namaz kılarsın? 60 dakika, 3 dakikada, 2 dakikada bir rekat kılsan, 20 rekat namaz kılmış sevap alırsın. 2 saat otursan, 40 rekat namaz kılmış sevap alırsın. Demek ki camilerde oturmak boş bir iş değil. Sermaye
elde ediyoruz. Sevap seviyeni yükseltiyoruz. Hesap cüzdanın kabarıyor. Camiye gel, abdestini al, sohbet dinle, otur, zikir çek, Kur'an oku. Camide vakit geçirmeyi kendine ganimet bil. Zeyd ibn Halid radıyallahu anh rivayet ettiler. Seeltu Osman ibn Affan radıyallahu anh. Kultu erayte izâ câme'a felem yumni. Kâle Osman yetevaddâ kemâ yetevaddâ lissalâti ve yâsılı zekerâhu. Kâle Osman semi'tuhu min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Hazreti Osman'a geldi. Dedi ki, bir adam dedi hanımıyla beraber olsa ama menisi gelmese. Bu adam yine de gusül abdesti alacak. Hazreti Osman dedi ki, sadece dedi avret yerini yıkar, normal abdest al. Bunu dedi ben peygamberimizden duydum. Sonra bu soruyu Zübeyir Hazretlerine, Talha, Übey ibn Ka'b hepsine sormuş, hepsi aynı şeyi söylemiş. Bu konu önceleri böyleyken sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den diğer sahabeler de rivayetleri var. Değişiyor. Bir adam eşiyle beraber olduğu zaman ister menisi gelsin, isterse gelmesin, usul abdesti farzdır. Bu ilk zamanlarda böyle. Sonradan bunun hükmü değişmiş. Yani bazı şeylerin hükmünü Cenab-ı Hak önce bir şekilde veriyor, sonra onu değiştiriyor. Bu da diyor, kimin iyi Müslüman, kimin iyi Müslüman olmadığını anlamak için. Allah ne diyorsa itiraz etmeyeceğiz. Allah şimdi bize emretti, abdestin farzı 4. 3 yapsaydı yine temiz olacaktı. Allah'ın emrettiği şey önemlidir. Her zaman. Demek ki gusül abdesti insan ailesiyle beraber olduğu zaman ister şu an için konuşuyoruz, ister menisi gelsin, isterse gelmesin, gusül abdesti şart. Bu önceki hükme ait bir konudur ama hadis olarak geçtiği için biz okuduk. Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ersele ila raculun minel ensar fecaa ve ra'suhu yaktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisini çağırttırdı. Bu aynı. Adam geldi ki başı ıslak. Evden çağırdılar. Adam alelacele geldi. Gusül abdesti almış, evden çıkmış. Peygamberimiz buyurdu ki seni dedi biz acele ettirdik dedi ya. Kusura bakma. O da dedi ki evet dedi ya Resulallah acele oldu dedi. Peygamberimiz buyurdu ki böyle dedi acele olduğun zaman yani ailenle beraber olmuş olabilirsin. Acele işin olduğu zaman eğer meni gelmediyse sadece abdest alman yeterlidir. Bak, Hazreti Osman'ın söylediği şeyden. Ama sonradan Peygamberimiz meni gelmese de abdest yetmeyeceğini, guslün lazım olacağını beyan etmiş. Mughire bin Şube radıyallahu anh rivayet ediyor. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin ve ennehu sallallahu aleyhi ve sellem zehebe li hacetin lehu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Mure bin Şube bir seferde berabermiş. Peygamberimiz abdest almak için tuvalet ihtiyacını görmek için çıkmış. Mughire radıyallahu anh da ona abdest alması için su dökecek.
Peygamberimiz fegasele veccehu ve yedehu ve mesaha bi ra'sihi ve mesaha alel huffeyn. Yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı, başını mesetti ve ayaklarına mesetti. Abdestle alakalı bir konu. Diyor ki ben peygamberimizden gördüm. Peygamberimiz bu şekilde abdest aldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini yüzünü ve başını ve ayaklarını, yani farz olan neydi? Ellerimizi dirseklerimize kadar yıkamak, yüzümüzü yıkamak, başımızı mesletmek, ayakları yıkamak. Bak, ağza buruna vermek yapmamış peygamber. Demek ki su azdı belki, yetmeyecek. Farzıyla da abdest alabiliyorsun. O da seni temizliyor. Bak, burada sünnet yok. Hiç sünneti peygamberimiz yapmamış. Elini yıkamış dirseklerine kadar, yüzünü yıkamış, başını mesletmiş, ayaklarını yıkamış. Farz olan budur. Bunu yaptığın zaman namaz kılabiliriz. Daha başındasın, bir maşraba suyun yavaca yok. O zaman sen sadece farzlar için kullanırsın, suyu başka bir ihtiyacı için de kullanırsın. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etti. Ba'te leyleten inde meymunete zevcin nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve radıya anha. İbn Abbas, peygamberimizin amcasının oğlu, onun teyzesi Ümmü Meymune de peygamberimizin hanımı. Bir gün onların evinde çocukken misafir olarak kalmış. Diyor ki, فَزْدَجَعْتُ فِي اُرْزِ الْوِسَادَةِ وَزْدَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلَهُ فِي تُولِهَا. Hani yastığı serersin, sonra yatağa yatarsın. Diyor ki ben yastığın ucuna yattım, enine doğru. Peygamberimiz de diyor, teyzemle beraber yatağın dikine yattı. Çocuk olduğu için onların yanında yatmış. Ama başka istikamete uzanıyor. فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اِنْتَسَفَ اللَّيْلِ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ. Şimdi çocuk ama merak ediyorlar, peygamberimiz gece ne yapar? Bu da merakından peygamberimizi gözetlemek için müsait olur. Gece yarısına kadar diyor peygamberimiz uyudu. Gece yarısından diyor biraz önce olabilir, biraz sonra olabilir. Ama gece yarısına kadar uyudu. Fecelese, sonra oturdu. Yemsehun nevme an vecihi biyedihi. Sonra diyor kalktı, gözlerini ovuşturdu. Thumme kara'al aşkal ayatil havatim min sureti Ali İmran. Ali İmran suresinin son ayetlerini okur. Hani yatsı namazından sonra okuyoruz. Emenen Rasulü'yü sonuna kadar okur. Sonra kalktı, abdest aldı, güzelce abdest aldı, sonra kalktı namaz kıldı. فَكُمْتُ فَسَنَعْتُ فَسَنَعْتُ مُسْتَمَا سَنَعْتُ. Ben de onun gibi kalktım, abdest aldım, namaz kılmak için durdum. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَكُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ. Onun arkasına durmuş. Cemaat yapacak. Peygamberimiz namaz kılmaya kalktı ya, o da arkasında cemaat duracak. Yani nafile namazlar da cemaatle kılınabilir. Peygamberimiz kıldırmış. Mesela Ramazan'da kıldığımız teravih namazı da nafile bir namazdır. Cemaatle kılınır. Bazı insanlar diyor ki cemaatle namaz farzlarda kılınır.
işte tesbih namazı falan cemaatle kılınmaz diyor. Nafile midir? Nafile diyor. Peygamberimiz nafile namazı cemaatle kıldırmış mı? Kıldırmış. Her Ramazan'da 30 gün kılıyoruz. Tesbih namazı niye kılmıyorsun? O da kılınabilir. Ben diyor arkasına durdum. فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِعُذُنِ الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا Benim kulağımı çekti diyor kendine doğru. Yani biraz uzakta durmuş. Hani tek kişi safta olduğu zaman sağ tarafında durması gerekiyor ya. Peygamberimiz onu sağ tarafına yaklaştırmış. Tam durması gereken yere. فَسَلَّا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ Kaç kere söyledim? 6 kere. 6 kere 2 kere 2 rekat namaz kılmış. Yani 12 rekat namaz kılmış Peygamberimiz. Yani teheccüd namazı kaç rekat farz? Kaç rekat kılacağız? Sünnet. Peygamberimiz başka hadislerde var. 6 rekat da kıldığı olmuş. 4 de kıldığı olmuş. 2 de kıldığı olmuş. 8 de kıldığı olmuş. 10 da olmuş, 12 de olmuş. 12 rekata kadar Peygamberimiz kılmış. Biz 100 rekata kadar da kılabiliriz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir 2 rekat namazını görmüş sahabe. 105 sayfa Kur'an okumuş Peygamberimiz 2 rekat. Ya 2,5-3 saat sürer ya. 2 rekat kılması. Geçen bir camimizde yatsı namazı kıldık. Hocamız 3 satır okudu. Yani yatsı namazı zaten iş güç bitmiş. Evimize gideceğiz, yatacağız. Başka işimiz yok yani. Bir yarım sayfa oku. Bir sayfa okusan daha güzel olur ama 3 satırla yatsı namazında hemen Allahu Ekber demek nereye yetişeceğiz kardeş? Arkamızda bir kovalayan yok. Yani kılarken de hemen inna adayla kulbuyla kılmayalım. Bildiğimiz sureleri farklı farklı surelere okuyalım. Hatta yani sure ezberlememiz lazım. Devam. Diyelim ki elemtereye kadar ezberledi. Ondan sonraki sureye çık yukarı. Onunla bir hafta 10 gün cedelleş, ezberle. Ondan sonra onu namazlarda oku böyle bir hafta, 10 gün, bir ay. Sonra ondan sonraki sureye geç. Onu ezberle bir hafta, 10 gün, 20 gün neyse. Ondan sonra onu oku. Bu ikisini döndürmeye başla hepsi gibi. Yani 30 sene namaz kılıyor adam, hiç şeklini değiştirmiyor yani. Demirden bir kalıp gibi. Ya değişir. Yeni bir sure ezberle. Yeni sure okumaya başla. İşte Kur'an'da ayetler var. İşte Emine Resulü bak dinliyorsun. Emine Resulü oku namazda. Hüvallahu'l-lezi dinliyorsun onu oku. Ayet-el Kürsü'yü ezberledim bak o da yarım sayfaya yakın bir ayet onu oku. Böyle hep böyle inna atayna kulfu. Böyle felak nas, elem tere lilafi. İşte kulyayı vel kafirun izaca. Bunların arasında bunlar da Allah'ın ayetidir. Haşa. Niye bunlar da değil ama diğerde de Allah'ın ayetleri var. Sanki bunlarla namaz kılmak farzmış da diğerleri okunmazmış gibi yapmayalım. Hele emekli olan kardeşlerimiz artık bu sure ezberlemeyi zevk haline getirsin. Güzel bir şey. Devamlı aynı şekilde namaz kılmayın. 12 rekat Peygamberimiz nafile namaz kılmış. ثُمَّ اَزْدَجَ حَتَّى اَتَاهُ الْمُعَزِّنُ Sonra diyor biraz uzandı, dayandı. فَقَامَ فَسَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَف۪يفَتَيْنِ Sonra müezzin ezan okudu. Sonra kalktı 2 rekat yine namaz kıldı. Sabah namazını ilk sünneti. Bak sabah namazının ilk sünneti
12 rekattan sonra ayrı. Sonra dedi, çıktı cemaate sabah namazını kıldırdı. Peygamberimizin bir teheccüd namazının tarifi. Bizler de bu kış geceleri bakınız artık kısalmaya başladı. Yaz geliyor. Yani geceleri imsak vaktinden önce kalkıp 2, 4, 6, 8 artık niye böyle gücümüz yetiyorsa kılmaya gayret edelim inşallah. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh rivayet ettiler. Kâle lehu raculun. اَتَسْتَطِيعُ اَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّعُ Abdullah bin Zeyd Hazretleri, bir adam ona geldi, sahabeye. Peygamberimizin dedi, nasıl abdest aldığını bana gösterir misin? Bir su istedi o zat. Sonra ثُمَّ غَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ 52 kere yıkadı. ثُمَّ temazmada ve stenşaka telâse. Ağza burnuna üçer kere verdi. Thümme gâsele veccehu selâse. Yüzünü üçer kere yıkadı. Thümme mesehe râsehu thümme gâsele yedeyhi merreteyni merreteyni ilel mirfakayı. Sonra ellerini dirseklere kadar ikişer kere yıkadı. Sonra başını mesetti. فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَتْبَرَ بَدَى بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى زَهَبَ بِهِمَا اِلَى كَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذ۪ي بَدَانِ Başını mesetti diyor ama mesi tarif ediyor. Elini başından arkaya kadar, ensesine kadar götürdü, sonra geri getirdi. Biz nasıl yapıyoruz o zaman? Şöyle elime bakın. Elimizi ıslattık. Başımızın önünden koyuyoruz, arkaya kadar getiriyoruz. Sonra eli ayağımızı koyuyoruz ensesinin oradan, ta öne kadar getiriyoruz. Buna biz ne diyoruz? Kaplama mes. Bu peygamberimizin sünnetidir. Farz olan nedir? Başımızın dörtte birine koyarsın, farz yerine gelir. Şimdi bakınız, elini üç kere yıkıyor adam. Kolunu üç kere yıkıyor, sünnettir diye. Ama başını bir kere mesediyor. Sünneti orada terk ediyor. Başı da böyle, arkaya böyle elini alıyorsun, el ayasını tekrar enseden koyuyorsun, öne doğru çekiyorsun. Bütün kafanı suyla buluşturmuş oluyorsun. Islatıp da hasta olma yani, ileri gitme ama onun ıslaklığını hissetsin. Nemini hissetsin. Bu peygamberimizin yaptığı bir sünnettir. Şimdi dışarıda abdest alırsın, dışarıda namaz kılacak olursun. O zaman da üşütüp hasta olmamak için yapma. Ama abdest aldın, evindesin, içeride namaz kılacaksın. O zamanlarda bu sünneti terk etmezsen sevabına nail olursun. Sümme gasele ricileyhi, sonra da diyor ayaklarını yıkadı. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ. Bir seferde diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o çıktı yanımıza, bir kap getirildi, abdest aldı. فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيْتَمَسَّعُونَ بِهِ فَصَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزْزُّهْرَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَتُونَ Peygamberimiz bir kap getirildi, ondan abdest aldı. İnsanlar diyor, o abdest suyunu, kalanını, Peygamberimizin abdest aldığı suyun kalanı ya, hemen aralarında kapıştılar, üstlerine, başlarına, yüzlerine sürdü. Peygamberimizin suyu diye. Kullanıp da akıttığı suyu değil bakınız. Kapta kalan su. Peygamberimizin eli değdi o suya. Onda bir bereket. Onda bir peygamberimizin
sallallahu aleyhi ve sellem yakınlığını arzu etme durumu oluşmuş sahabe. Herkes de olmuyor. Bazı insanlar soğuk oluyor. Bazı insanlar böyle sevmeye, ondan sonra yakın olmaya daha böyle bir meyilli oluyor. Herkes de olmuyor. Peygamberimiz buna itiraz etmemiş. Ben de bir insanım sizin gibi. Beni bu kadar sevmenize gerek yok dememiş. Buna itiraz etmemiş. Sevgi kalpten gelen bir şeydir. Allah Resulullah'ı güzel sevmeyi nasip eylesin. Hakikaten Resulullah'ı güzel seven adam dünyada Allah'ın rızasından başka bir maksatla adım atmayı kendine zül attı. Onu rezillik sayın. Dünya menfaati için bir şey yapmaz ya. Hep sevdiğinin hatırı olsun diye hareket eder. Öyle yaşar. Sonra diyor seferde oldukları için iki rekat öğle namazını, iki rekat da ikindi namazını Peygamberimiz kıldırır. Ebi Cuhayfe, ha burayı okuduk. Anis Sa'ib ibn Yezid radıyallahu anh, Sa'ib bin Yezid Hazretleri rivayet etti. Zehebet bi haleti ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabe çocuktur. Beni diyor teyzem Peygamberimize götürdü. Ve dedi ki Peygamberimize, ya Resulallah, inne ibne uhti vaki'un. Benim kardeşimin çocuğunda, kız kardeşinin çocuğuymuş, teyzesi olduğuna göre öyle zaten. Kız kardeşimin çocuğunda bir ağrı var dedi ayağında. Topallıyor, basamıyor. Peygamberimiz femeseha ra'si ve da'a li bil bereke. Onun ayağını şöyle mesetti, dokundu ayağına ve bereket için dua etti. Ya Rabbi, bu yavrumuza bereket ver, güzellik ver, sıhhat, afiyet ver. فَنَزَرْتُ اِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْخَجَلَةِ. Sonra diyor Peygamberimiz abdest aldı. Ben diyor onun فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوِهِ. Abdest aldı, ben onun abdest aldığı kaptan su içtim diyor. O da teberrük için. Çocuğa şifa olsun diye içilir. Peygamberimiz de bakınız buna itiraz etmemiş. Şimdi bazılar diyor ki okumanın ne faydası olsun? Doktora götür kardeşim. Doktora tabii ki götürüyor. Ama okumada, Kur'an'ın bereketinde, hadislerin bereketinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumanın bereketinde muhakkak bir esrar var. Sonra فَنَزَرْتُ اِلَى فَكُمْتُ خَلْفَ زَهْرِهِ. Sonra diyor ben Peygamberimizin arkasında durdum. Ve onun iki omuzu arasında düğme gibi veya keklik yumurtası gibi peygamberlik mührünü gördüm. Peygamberimiz şu tam sırtında, kürek kemiklerinin arasında böyle bir keklik yumurtası gibi. Tatlı kaşığı var ya şurada, tatlı kaşığı büyüklüğünde yani. Bir peygamberlik mührü vardı. Peygamberlik mührünü o, Peygamberimiz abdest alırken demek ki sırtı açılmış, o görmüş. Onun için çoluk çocuğumuz bazen nazara gelir. Bazen bir baş ağrır falan. Yani bir suya bir felak nas okuyor. 5-10 defa salavat-ı şerife okuyor. Ya Şafii, ey şifaları veren Allah.
Ey Peygamberimizi bize bereket için gönderen Allah'ım, benim çocuğuma da Kur'an'ın hakkı için, Resulullah'ın hatırı için şifa verdiğin, o suyu çocuğuna içirdiğin zaman faydasız değildir. Bizim abdest suyumuz Peygamberimizin abdest suyu gibi olmaz yani. Hani bir maşrabada abdest aldın, kalan su senin abdest aldığın suyunun artığı onun gibi mübarek olmaz mı? Sen Peygamberimize salavat oku, Allah'ın Kur'an'ından ayetler oku, abdestini al. Sonra bir bardak suya bu de, çocuğuna içir. Bunun zararı olmaz, faydası. Bu Peygamberimizin hayatında olmuş, Peygamberimiz buna itiraz etmemiş. Böyle yapın diye de aman aman hep teşvik etmemiş. Sahabe kendiliğinden bunu yapmış, faydasını görmüş. Peygamberimiz de bu bereketi inkar etmiş. Allah Celle Celaluhu Allah'ı hakkıyla sevmeyi, Resulünü hakkıyla sevmeyi bizlere nasip eylesin. Bereketinden istifade ettirsin. Bu gece Merat Kandili, akşam sohbeti olduğu için o konulara çok girmedim. Hazreti Allah bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmek nasip eylesin. El-Fatiha.